ayeti. Kendisine galip gelen düşmanına hasta eliyle vuruşan adam gibi. Münafık da öyle. Anladın mı? Çok harika bir misal. Zaten mağlup olmuşsun, vuruşmuşsun ama mağlup olmuşsun. Bir de hasta elinle dövüşmeye devam ediyorsun. Böyle olunca saru münafıklar oldular. Keennehum talebu ziyadete. Sanki o münafıklık hastalığının artmasını onlar istemiş oldular. Fezadehumullahu maradan. Yani Allah da onların münafıklık hastalığını artırdı. Bi kalbi emelihim ye'sen müz'icen. Ümitlerini onları rahatsız edici ümitsizliğe çevirerek. Değil mi? Tam tersi. Beklediklerinin tam tersi oldu. Bir sebebi zaferil müminin. Müminlerin muzaffer olması sebebiyle. Ve kalbi husumetihim. Allah Allah. Onların Müslümanlara karşı olan düşmanlıklarını çevirerek. Hikten mührikan lil kalbi. Kalbi yakıcı bir kine. Bir sebebi galebetil müminin. Müminler çünkü galip geldiler. Fetevellede min merdal ye'si vel hikti. Bu ümitsizlik ve kıskançlık hasta mardayil olacak. Mardayil. Maradayil olacak. Bu ümitsizlik ve kin hastalıklarından doğdu. De'ul havfi. Allah Allah. Korku hastalığı. Anlatabildim mi? Ve illetü da'f. Zayıflık hastalığı. Ve meratü zilleti. Alçaklık hastalığı. Hep münafıklar böyledir. Festevlet alel kalbi. Bütün bu hastalıklar kalplerine istila etti. Her tarafı doldurdu. Sümme sonra innallaha teala lem yekul fezadallahu maradahum. Bak bak bak. Allah şöyle demedi. Allah hastalıklarını artırdı demedi. Belki onlara ziyadesiyle hastalık verdi dedi. Farklı farklı şeyler. Yani bu önemli. Yani onlara hastalığı artırdı. Bu ne? Belcealel mef'ule. Belki mef'ulü yaptı. Anlatabildim mi? Temyizen lil işareti. Yani belki mef'ul yaptı. Yani maraz kelimesini mef'ul yaptı. Anlatabildim mi? Yani onu, yo, yani onları mef'ul yaptı. Fezadehum. Allah onları artırdı. Anladın değil mi? O maradan temyizdir. Yani nelerini artırdı? Servetlerini mi? Hayır, hastalıklarını artırdı. Yani bel cealel mef'ule temyizen. Mef'ul olması gereken kelimeyi temyiz yaptı. Temyiz dediği Arapçada ister rakamlardan sonra gelen, isterse yani anlaşılmayan bir kelimeden, mef'ulden, failden sonra gelen açıklayıcı kelimelere temyiz diyoruz biz. Yani burada maradahum normalde mef'uldü. Öyle değil mi? Ama Cenab-ı Hak ne yaptı? Maradan şeklinde getirerek temyiz yaptı. Temyiz yaptı. Lil işaretiyle şunu anlatmak için, işaret etmek için. Ennel maradal batıniyel kalbiye. Allah Allah. Kalbe gelen iç hastalık, batıni hastalık. Sırriyün ile zahiri eydan. Yo, sera ile zahiri eydan. Zahire de sirayet etmiştir. Hani biliyorsunuz bir yere bir lavabo suyu fazlaca akar, dışarıya da sızar. Onun gibi. Anlatabildim mi? Yani kalplerindeki batıni hastalık sera ile zahiri eydan. Yani zahirlerine de sirayet etmiştir. Ve teadda ila cemi'i ef'ali. Yaptıkları bütün işlere ne yapmıştır? O pislik sirayet etmiştir. Fekenne hâzedda el habise. Sanki bu pis hastalık istevla, istila etmiş. Ala vücudihim, bütün vücutlarını. Fekenne vücudehum. Sanki onların varlığı bile, münafıkların yani. Nefsüdda, hastalığın ta kendisi. فَزِيَادَةُ جِرَاحَاتِ الْمَرَضِ وَنَفَطَاتِهِ نَفَطَاتِهِ Allah Allah. Yani hastalığın cirahatlarının fazlalığı ve yani nefatat demek akıntıları. Anlatabildim mi? Akıntıları. Burada بِعِرَاتِهِ demiş değil mi? Hı? Altta. Ne demiş orada senin Mollay Azim? Dur bir dakika bakayım. Bakalım bu ne diyor?
Özür dilerim. Dışarısı öyle ki bu habis hastalık atın. Evet, sanki beden ve vücutları hastanın kendisi olmuş. O maraz cerahat ve akıntılar. Doğruymuş. Elhamdülillah. Akıntıları ziyadetün li nefsi zevati. Onların bizzat kendilerinin artığı gibi. Onlara bir artma yani ilavedir yani. Çünkü işte alel beytu naran. Allah Allah. Ev alevlendi. Ateşle alevlendi manasına. Bu bir cümle. Arapçada bir cümle. Ev ateş olarak parlamaya başladı. Bu cümle şunu ifade eder. Yufidu ennen nara. Yani ateş sarat ila temamil beyti. Böyle dendiği zaman yani bütün eve sirayet etmiş. Hatta ke enne temamil beyti narun teltehibu. Sanki evin tamamı ateştir ya alevleniyor. Bi hilafi iştealet narul beyti. Evdeki ateş parladı ayrı. Ev ateş olarak parlıyor ayrı. Tıpkı bunun gibi yani aradaki fark o. Fe innehu çünkü bu cümle yastuku bi telehübin nari min eyyi canibin kâne. Evin hangi tarafında olursa olsun ateşin alevlenmesi halinde bu doğrudur. Bu ikinci cümle. Ama birinci cümle tüm ev alevlendi manasınadır. Harika ya. Bu da beşinci cümlenin veçh-i nazmı. Gelelim altıncı cümleye. Ve fi sadiseti altıncı cümle. Yani cümlete ve lehum azabun elim. Onlar için acıklı bir azap vardır. Öyle değil mi? Acıklı bir azap vardır. Yani sondan ikinci cümle bu. Ayetlerin sonundan. Bakalım ne işaretler var. Hüve bu ayeti yukarıya bağlayan veçh-i nazım şudur. Ennel lam elleti hiye linnef'i hep fayda içindir lam. Yani Arapçada lam mesela denilir ki hadel kitabu leke. Bu kitap senindir. Anladın? Ama ben desem ki hâzihi şehadetu aleyke. Ala kullanıldığı zaman genellikle aleyhtedir. Yani bu şahitlik senin aleyhinedir manasına. Onun için lam genellikle menfaat için kullanılır. Şimdi menfaat için olan lam işaretun ila şuna işarettir. Ennehu lev kâne lehum menfaatun. Allah Allah. Şayet Yahudilere bir menfaat olacak olsaydı lekânet elbetteten elemen muaddiben dünyeviyen. Ya dünyevi işkence verici mutlak bir elem, sıkıntı, üzüntü olurdu. Yani onların mükafatı bu. Menfaatleri bu. Başka menfaatleri yok. Alay ediyor Kur'an-ı Kerim. Ev azaben uhreviyen mü'limen. Veya elem verici ahirette bir azap olurdu. Ve kevnuhu menfaaten minel muhal. Allah Allah. İster dünyadaki acı, ister ahiretteki acı, onun menfaat olması imkansız. O zaman bunu niye zikretti? Niye lehum buyurdu? Femuhanun lehumul menfa. Onlara bir menfaat gelmesi imkansız. Ve fi vasfil azabi bil elim eyl müteellim. Azap kelimesini elim diye vasıflandırma. Yani acı verici. Anlatabildim mi? Ma ennel elime. Halbuki acı verici demek. Huve şahsun. Yani elim acı duyan demek. Elim. Şahıstır yani. Ramzun şuna işaret ediyor. İlâ ennel azâbe Cenab-ı Hakk'ın vereceği azap istevlâ alâ vücûdihim. Bütün varlıklarına ve vücutlarına ne yapmış? İstila etmiş azap. Tıpkı ateş gibi yani. Ve ahâta bi zevâtihim onların kendilerini kuşatmış av azap. Ve nefede fî bevâtınihim iç alemlerine kadar girmiş. Bihaysu öyle ki tehevvelû bi nefsil azâbi azabın kendisine dönüşmüşler. Kendileri azap olmuş artık. Allah Allah. وَسَارَ الْعَذَابُ عَيْنَ ذَوَاتِهِمْ azap onların kendileri olmuş. Neye benzer? Olur mu böyle şey? Olur. كَنْقِلَابِ الْفَحْمِ جَمْرَةَ نَارٍ بِنُفُوزِ النَّارِ ateşin etkisiyle anlatabildim mi? Bir kömürün ateş parçası haline geldiği gibi. Onlara da öyle azap girmiş ki kendileri o. Anlatabildim mi? Yani kömürler ateş parçası haline gelmiş gibi olmuş yani.
Acayip bir şey ya. Feyza nazara el hayalu. Hayal baktığında ila suretil azabi, azap şekline, ve istema min cevanibihi, ama çevresinden duysa, eninen ve teellümen, inlemeler, acı ifade etmeler, ve avilen, ve avil. Avil ne demek tam da ben bilmiyorum yani. Bakalım neyse. Tamam. Tamam. Enteresan bir şey yazıyor. Bir enin bir terliği. Feryat demekmiş. Avil. Avil feryat. Yani bir adam azabın şekline baksa, hayal yani. O her tarafından azabın inlemeler, acı çekmeler ve feryatlar duysa, tetevelledü minel hayatil müteceddideti tehtel azab, azabın altında devamlı yenilenen hayattan doğan feryatlar, biliyorsun cehennemde öyle olacak. O zaman hayal, yetehayyelü, şunu hayal eder. Ennel azabe, azab huvellezî ye'innû ve yete'ellemû. Azabın kendisi ne yapıyor? Azabın kendisi o enin olmuş. Ye'ennû, yani azabın kendisi inliyor ve acı çekiyor. O zaman yani demek ki onlar azabın kendisi olmuşlar. Fema eşeddet tehdîdû limen teemmele. Tehdide mi, tehdidü mü? Ma ansarahu mu keçeli? Söyle de. Ha, tabii tabii. Düşünen için ne kadar büyük bir tehdittir bu. Anlatabildim mi? Büyük bir tehdittir bu. Allah Allah. Çok harika ya. Bak burada mübarek adam acaba bundan daha şiddetli bir tehdit olabilir mi demiş. Ne büyük tehdittir. Yani onu teaccüp olması gerekirken, teaccüp olması gerekirken istifham anlamış mübarek abimiz. Olur o kadar. Değil mi? Gelelim yedinciye. Ne diyorsunuz bunu bitirmeye? Bu kadar gelmişiz bugün. Ve fissabiati. Yedinci ayet. Yani ani cümle, ayet değil de cümle. Bima kanu yektibun. Söyledikleri yalan sebebiyle onlara acıklı bir azap var. Bunun daha önceki ayete bağlılığı ve çinazım. Huwa, o da şudur. Enne fî talikil azâbi min beyni cinayâtihimil mezkûrati bil kizbi fakat. Bak. Yani münafıklara acıklı bir azabın verilmesinin zikredilen cinayetlerden sadece yalan söylemeye bağlamak. Yani burada çünkü bima diyor. O sebeple. Söyledikleri yalan sebebiyle. Halbuki onların çok cinayetleri var. Küfür var, hainlikleri var, 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 var. Bu işaretün, şuna işarettir. İlâ şiddeti şenaatil kizbi veya kedibi, yalanın çok aşırı şiddetli çirkinliğine, ve kubhihi, yani kabih olduğuna, ve semacetihi, çok özür dilerim. Yani aynı şekilde kabahat demek yani, semacet dediği, ne kadar çirkin, ne kadar alçak, ne kadar pis olduğuna işarettir. Diğer cinayetler de tamam da bir şey yapayım, bir şey aksırık geldi. Ve hadi işaret, bu işaret yani yalanın çok çirkef olduğuna işaret. Şahidu sıdkın, doğru şahittir. Ala şiddeti tesiri semmil kedibi, yalan zehirinin ne kadar şiddetli etkili olduğuna işarettir. İzil kedibu. Çünkü yalancılık esas yok. Küfrün temelidir. Belil küfru. Belki küfür kedibun. Yalan demektir. Vara sul kedibi. Yalanın başıdır. Ve huve yalan. El ula min alamatin nifakin. Münafıklık alametlerinin birincisidir. Ve mel kizbu. Kedibu. Veya yalan olamaz. İlle iftiraun alel kudretil ilahiyye. İlahi kudrete iftira demektir yalan. Ve diddun lil hikmeti rabbaniye. Ve hikmeti rabbaniyeye de zıttır. Ve huvellezî. O yalandır ki harrabel ahlâkel âliyete. Yüksek ahlakı harap eden şey yalandır. Ve huvellezî sayyerat teşebbüsâtil azmete.
keşşebihatil müntenite. Allah Allah. Yani büyük teşebbüsleri çürümüş karaltılara çeviren şeydir yalan. Ve bihi inteşere semmu fil İslam. Yalanla İslamiyet'te zehir yayıldı. Ve bihi ihtellet ehve nev'i beşer. Yalanla insanoğlunun bütün halleri bozulup gitti. Ve huvel kayyedel alemel insaniye an kemalatihi. İnsanlık alemini kemalattan alıkoyup elini bağlayan yalandır. Ve evkafahu an terakkiyatihi. İlerlemelerden durduran yalandır. Ve bihi yalanla vaka emsalu Müseylimetil Kezzab. Müseylimetül Kezzab gibiler düşmüş fi esfeli safilil hisseti, alçaklığın en alçak derecelerine. Ve huve yalan el himlu sakilu ala zahril insan. İnsanın sırtında ağır bir yüktür. Fe yuavviquhu an maksudi. Onu maksadından alıkor, engeller. Ve huvel ebulir riya. Yalan gösteriş ve riyanın babasıdır. Vel ummu littesannu'i. Yapmacıklığın da anasıdır. Ne harika izah değil mi? Felihâdî lesbâ. Bu sebeplerle ihtassa, bu yalan hastır. Bittel'in, özellikle yalan lanetlemeye layıktır. Ve tehdidi tehdide. Ve ne'yi en nazili min fevkil arş. Arşın üstünden gelen, değil mi? Şeye, yani ne'yi dediği ölüm nâyine. Anlatabildim mi? Yani ölsün manasında yani. Feya eyyuhennas, ey insanlar, la siyyema eyyuhel müslümun, özellikle de ey Müslümanlar, Allah, inne hâdîl âyete ted'ûküm ile dikkati, bu ayet sizi dikkatli davranmaya davet ediyor. Yalan söylemeyin. Fe in kultum, eğer derseniz ki, innel kezibe lil maslahati affun, bir maslahat için yalan söylemek İslam'da affedilmişti. Hani Peygamberimiz üç yerde yalan söylenebilir diyor ya, onu anlatıyor. Kıyle lekum, size denilecek ki izâ kânetil maslahatu darûriyeten kat'iyeten. Eğer o maslahat zaruri ve kesin olursa, öyle her maslahat değil. Biliyorsun maslahatlar üç çeşit. Zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat. Hangisi? Ma ennehu, bununla beraber yalan, özrün batulun, alçak ve geçersiz bir özürdür. İz, çünkü tekarrere fi usulü şeria, şeriatın usulü fıkhında, yani şeriatın temel kaideleri demek bu. Orada şu olmuş, innel emral gayrel madbuti, ne kadar güzel. Kaide altına alınamayan bir iş, ellezî lâ yetehassal, yani ortaya çıkmıyor, yani ortada bir varlığı kesin değil. Mesela diyelim ki bir adam sefere gitti. Belli bir mesafe gittiğinde biliyorsun kasretmesi caiz. Bir adam dese ki ya zahmete göre, tamam da zahmet kaydı altına alınan bir şey değil. Yani anlatıyor. Çünkü sana göre zahmettir öteki. Onun için şeriatta gayri mazbut olan, kaydı altına alınamayan bir emir, yani ortada olmayan, belli olmayan. Bir sebebi kevnihi kabilen li su'il istiman. Kötüye kullanmaya muhtemel olması sebebiyle la yasiru illeten, şer'i bir hükme illet olmaz. Gerekçe teşkil etmez. Ve medara lil hükmi, hükmü şer'iye vesile ve sebep olamaz. Bu çok meşhur. Mesela bak izah ediyor. Ma ennel meşakkate, yolculuktaki zorluk. لِعَدَمِ اِنْدِبَاتِهَا, tam kaydı altına alınamadığı için herkese göre değişir. مَا سَارَتْ اِلَّتَ لِلْقَسْرِ, namazı iki kılmak için, kasr için illet olamamış. بَلِ الْعِلَّتُ اَسَّفَةُ, illet yolculuk olmuş. İster zahmetli ister zahmetsiz. وَلَيْنْ سَلَّمْنَا, kabul etsek bile, yani bunu kabul etsek bile, haydi diyelim ki mazbuttur. فَغَلَبَتُ الدَّرَرِ عَلَى مَنْفَعَةِ شَيْءٍ
bir zararın bir şeyin menfaatine galip gelmesi demek tüfti bi neshihi. Onu o hükmü reddetmek için fetva veriyor. Ve tekunul maslahatu fi ademihi. Maslahat o şeyin olmamasındadır. Yani eğer zararı faydasından fazlaysa ki yalan öyledir. O zaman ve ma tara min el herci vel merci fi halil alemi. Şu dünya aleminin hallerinde ki her cümerç karışıklık ve anarşi, bütün gördüğün karışıklıklar şahittir. Ala galebeti darari udril maslahati. Maslahat özrüyle ne zararlar galip geldiğinin delilidir. Maslahat için yalan söylüyor. İlla ancak enne ta'rida, dolaylı yoldan konuşmak, hakikati söylemek. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifte inne mine ta'ridi ne? Hadisi unuttum. Kaçamak vardır yalandan diyor. Tarizde. Tariz ne demek? Verdik misali. Mesela diyelim ki haram bir sofraya çağrıldınız ama yemek istemiyorsunuz. Büyük sıkıntı çıkacak. Diyorsun ki mideme dokunuyor. Bunun gibi yani. Tariz ve kinaye. Kinayeli konuşma. Zaten tariz de kinayedir. Leysa minel kedibi. Yalandan değiller bunlar. Fessebilu metna. Yol ikidir. İmmes sükut. Ya susacağız, yalan söylemeyeceğiz. İz çünkü la yelzemu min lüzumi sıdkı külli kavlin kavl külli sıdkı. Çünkü her sözün doğru olması her doğruyu söylemeyi gerektirmez. Tamam? Her söz doğru olabilir ama her sözün söylenmesi doğru olmayabilir. Ve imme sıdku, ya da doğruyu söylemek. İdi sıdku, çünkü doğruluk, sıdk hu esasu İslamiyet. İslamiyetin temelidir. Ve huve hassetul iman. İmanın temel özelliğidir. Belil imanu sıdkun ve ra'suhu. Belki iman sıdkın ta kendisi ve başıdır. Ve huve rabitu li kullil kemalat. İnsanlığın bütün kemalatını bağlayan sıdktır. Ve huvel hayat min ahlakil aliye. Yüce ahlakın hayatı sıdktır. Ve huvel ilkur rabitu lil eşyai bil hakika. Eşyayı hakikate bağlayan kök ırk şeydir. Sıdktır. Ve huve tecellil hakki fil lisan. Dilde hakkın tecellisi sıdktır. Ve huve mihru terakkil insan. İnsanın maddi manevi ilerlenmesinin yörüngesi sıdktır. Ve huve nizamul alemil islami. İslam aleminin nizamı sıdktır. Huvellezî yusri'u binev'il beşeri fî tarikit terakki. Yani ilerleme yolunda insanoğlunu hızla yürüten sıdktır. Kelberki. Tıpkı şimşek gibi. İlâ ka'betil kemalâ. Kemalat Kâbesine. Ve huvellezî yusavviru ahmeden nâsi ve efkarhu. İnsanların en rezil ve en fakirini kılan اَعَزَّ مِنَ السَّلَاتِينَ sultanlardan daha aziz kılan sıdktır. وَبِي تَفَوَّقَ أَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ Hz. Resulullah'ın sahabelerinin bütün insanlardan üstün kılan sıdktır. وَبِهِ اِرْتَفَعَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُنُ الْهَاشِمِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ اِلَى اَعْلَى اِلِّيِّ مَرَاتِبِ الْبَشَرِ Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığın en yüksek mertebelerine yükselten sıdktır. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. O şer'i yapacaksın mutlaka. Finish ve şer. Şer derken şer'i yapmayacaksın. Yani. Şer, İngilizce şer'i yapacaksın. Arapça şer'i yapmayacaksın, kaçınacaksın. Vay. Vay benim güzel kardeşlerim, vay. Ha, 11 ve 12'ye geldik.